Haluk Levent zaten hani bizim ilk 3 adam programına da geldiğinde takipçilere çok yakın bir ilişkisi var. Ve takipçilerini bazen kırmayıp onların isteklerini yerine getiriyor. Neler yapmış mesela onları da verelim. Haluk abi konser alanının hemen aşağısındaki davette seni bekliyor. Bu çift gelirsen çok seviniriz. Hemen konser alanının yanında bir düğün varmış abi. Abi bu şey 29 Ekim. 29 Ekim miydi kızlar? 29 Ekim'de kızlar yanımda, orkestra yanımda bu tweet'i gördük. Şöyle bir saatlik bir vaktimiz var. Nilüfer Belediyesi'nin konseriydi. Tabii salon da hemen aşağıdaymış. Ya baktım vakit yok diye yazdım ama dediler ki salon arkası. Kızlara dedim ki var mısınız düğünü basalım. Şu 4 kız var ya bak. Var mısınız dedim düğünü basalım. Varız dediler. Saksafon çalan kızımız da, kemancı kızlarımız da geldi ve orada düğünü basıp oynadık. Nikah şahidi de oldum. Onun görüntüleri de var zaten. Bayağı oynamışsın abi ya. Oynadım. Hatta şey dedim ertesi gün. Bir dergide cool bilmem ne rock, Anadolu rockçı yazmış. Dedim ki dün dedim o bitti. Ben habire kıvırıyorum. Versene görüntüleri abi. Kızlarımız da oynuyor burada. Çünkü... Bu konserden ne kadar önce abi? Bir saat önce. Saat... Bitti, Anadolu Rock bitti burada. Bitirmeye çalışıyor. Evet, bitirmeye bitmiyor. Bravo. Bravo. Vallahi biz Haluk abimize sürpriz yaptık ve bu çifti Bursa'dan getirdik arkadaşlar. Yo. Alkışlar Fatma Murat Tunca çiftine gelsin. Bu ne sürpriz böyle ya? Vay vay vay. Ben gelecektim aslında size ama daha gelmeden siz gelmiş oldunuz. Hoş geldiniz. Gel gel oturun şöyle biraz. Gel gel gel. Aa, ya var ya fenasınız vallahi işte. Billahi. Şey çok merak ediyoruz gerçekten de Fatma ve Murat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya nasıl oldu? Şimdi siz tweet attınız. Evet. Daha sonra arkadaşınız attı galiba. Yok abim attı. Daha doğrusu benim çocukluk arkadaşım attı. Arşenur Duymaz. Ondan sonra abim bunu duyunca şey yaptı hani dedi benim kız kardeşim bacım evleniyor diye. Sırf hani beni mutlu etmek için ve eşimi mutlu etmek için Twitter attı. Geri dönüş yapılmayınca. Yapılmayınca mı? Geri dönüş yapılmadı mı başta? Yapılmadı. Dedim ki orada. He. Ya daha önce söyleseydiniz dedim ama sürpriz yaptım ben de onlara. Gelemiyorum dedi. Bastım düğünü. Bir video atıldı. Haluk abi düğünümüzü bekliyoruz diye. O sırada cevap geldi. Keşke bir saat önce mesaj atsaydınız. Biz konsere çıkıyoruz. Eşim aşırı bir moleli bozulmuştu. Hadi ya. Moleli bozulunca bizim düğün salonumuzun gelin odası farklı bir anda olduğu için... Biz camdan kimin gelip gelmediğini görebiliyorduk. O sırada abim yanımdaydı. Konuşuyorduk işte Haluk Levent ile ilgili bir şeyler. O sırada abim kayboldu gitti. Ne oldu diye bir kafamızı çevirdik. Baktık Haluk Levent geldi diye. Herkesi almışım yanım. Şey ne kadar enteresan abi. Sana bir tweet atılıyor. Hani sen hani görmeye de bilirsin falan ama gelmediğin için de üzülüyorlar. Hani senden habersiz bir olay dönüyor ve çok üzülüyorlar. Sen de çok seviniyorlar falan. Yani insanın hayatlarını nasıl etkiliyorsun? Ya yani işte ne kadar acayip bir değil mi? Bir saat kala sonra baktım ki konser
zaten belediye başkanının konuşması olacakmış, birkaç gösteri olacakmış, çok rahat yetişiyoruz diye. Hemen atladık gittik, onları camda gördüm yukarıda. Onlar da gelmişken nikah şahitleri de oldum. Her şeyi evet. yaptık yani. Çok güzel. Hepsini bir anda gördüm. Hepsini bir anda paket çıkardı. Hatta düğün başlamadı, biz başlattık düğünü. Böyle yok. Vakit yok. Çabuk, çabuk evlenin. Çok güzel. Hani. Söylemek istediğin bir şey var mı Murat? Senin de var mı? Yok. Ne? Yok, her şeyi evet. anlattılar. Murat'cığım geleceğim evet. size, söz verdim biliyorsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok davetimizi mutlu. Kırmadınız. Çok mutlu. Alkışlar Murat'la. Süper adamsın abi ya. Gerçekten yani. Ama bak şimdi kadar burada duygulandı. İşte insanların sorduğu şeyler var. Sanki burada bir görev var. İyilik. Hayır, iyilikle alakası yok. Biz eğlenmeye gittik. Zaten bir önceki gün İzmir tarafından gelmişiz. Stresli arabalar. Yollardayız. Akşam bir keyif aldık. Bir eğlendik. Oynadık, zıpladık, terledik, döndük. Hani biz de eğleniyoruz demek istiyorum. Biz de keyif alıyoruz bu işte. Ne kadar etkiledi şimdi ben görüyorum abi. Gayet duygulandım yani. Hayatlarının ne kadar etkilendiğini, onları ömür boyu unutmayacakları bir anı veriyorsun. Çok konserinden bir saat önce uğrayarak aslında. Kaybettiğimiz yani, hiçbir şey yok ki. Evet. Ne olacak? Bir de şey abi, bir tane kız arkadaşımıza davul çalma sözü vermişsin. Ve onu bayağı çağırmışsın. Konserinde davul çal. O şeyi de versenize, fotoğrafları da. 16 yaşındaki bir çocuğa birlikte çalarız diye hayal kurduruyorsan seninle büyümek ya, güzelmiş güzel ya adam. Bu var ya bak. Belki bir gün birlikte. Bak, bu tweet o kadar duygulu bir tweet ki. Evet. Bir sanatçının olmak istediği ve gelmek istediği yer budur. Bana diyorlar ki Haluk Levent için ben gelmek istediğim yere geldim. Bu tweet benim gelmek istediğim yere geldiğimin tweet'i. Yani Allah'a şükürler olsun. Neden geldim biliyor musun? Hani çok büyük hedefler, bunun 3 kat fazla para almalarla alakası yok bu işin. 16 yaşındaki bir kıza diyor. Ben onun 3 kat yaşındayım. Yani aslında benim seslendiğim kitle şu anda 25-30-35 yaş aralığı biliyorsun sen de. 16 yaşındaki diyor. Bu yani 16 yaşındaki bir kızın hayali davul çalmak. Ben yerim dedim, ölürüm dedim ya. Aydın'daydı galiba. Aydın'a konserdeydik yine. Orada söz dedim, çaldırttım. Sonra da çaldırttın. Evet. Ya çaldırdın. Burada da. Biz dedik ki hani burada da güzel bir konser havası olacak. Niye Sıla ile beraber burada çalmayasınız? Yok. Alkışlar Sıla'ya gelsin. Abi bütün yardım ettiklerini herkesi buraya topladık bugün. Bugün iyiliklerin karşılığı işte bu. Kavuşturduk. Kimlerle geldin? Davul hocamla geldim. Davul hocam burada mı o da? Evet o da burada. Hadi bakalım. Bir şarkı tane şarkı, söyleyeyim. Hangi şarkıyı çalmak istersiniz? Hangisini istiyorsun? Elfida. Hadi Elfida. Elfida. Hayır. Aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessiz diye yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolları. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu.
yorulmuşsun. Hakkını çalmış yıllar. Elvida, bir belalı başınsın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hem aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisli dik kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını çalmış yılların. Elvida, elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Bravo sana. Bak ileride Arbak abin emekli ayrıldığında sen ablanlar gibi arka tarafa geçeceksin. Öyle değil mi? Bak bu benim bu var ya bu kel. Bu var ya bu. Estağfurullah abi. Estağfurullah yok bu kel. Yakışıklı kel. Evet, bu adam Sıla gibi benim konserime gelmişti Çanakkale'de. Evet yalan mı? Tabii o zamanlar karizma yapacak. Tabii o zamanlar. O konserime geldi. Belki dedi ki, belki de Haluk abi ben sana çalacağım dedi. Ama yıllardır yanımda çalıyor. Demek ki olabilir. Ha oradan geldi. Tabii. Tabii. Belki de sen de görürsün. Yani hayalini bir de sadece konserde bir de televizyon programında beraber çalarak da hayalini alkışlar Sıla'ya gelsin. Sıla gibi şahane yeteneklere gelsin. Alkışlıyoruz arkadaşlar Sıla'yı.